Biraz önce muhabir arkadaşımız Berfin Bayır da anlattı. Siz de dinlemişsinizdir, duymuşsunuzdur. Davada karar açıklanıyor. Selahattin Demirtaş'ın cezası açıklanırken mahkeme başkanı yorulup 5 dakika ara verdi. Dava cezasının artmayacağını şu an için bilmiyoruz. Nasıl yorumlamalıyız Kobani davasından çıkan kararı? Valla birkaç açıdan yorumlanabilir. Yani bir açıdan baktığınızda bir sürpriz yok ortada. Hani Türkiye'nin Kürt meselesiyle uğraşma serüvenine baktığınızda geçmişte de bu türden siyasi davalar çokça açıldı ve bu türden mahkumiyetler çokça verildi. Daha 90'ların başını hatırlayın, yine onlarca milletvekiline cezalar verildi ve Türkiye zar zor kendisini toparladı bu Avrupa Birliği reformları çerçevesinde. Dolayısıyla bir açıdan bakarsak Türkiye aslında bir bildiğini yapıyor, bir ezberini tekrar ediyor. Yani Kürt meselesi gibi siyasi bir meseleyi, sosyal bir meseleyi hukuk yoluyla, yargı yoluyla, polisiye tedbirler yoluyla bir şekilde çözmeye değil ama bastırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu açıdan bir sürpriz yok. Türkiye alışkanlıklarına mahkum olmuş, aynı şekilde devam ediyor. Yine keza yani Türkiye'de yargının 2016 sonrasındaki halini düşününce o açıdan da bir sürpriz yok. Yargı çok uzun zamandır iktidarın ne yazık ki kontrolüne girmiş durumda. Dolayısıyla devletin siyasi ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa ona uygun kararlar uzun zamandır çıkabiliyor. Burada da görünen o ki yani hukuktan çok daha siyasi mülahazalar çalışmış gibi görünüyor. Ben hani sosyal medyadan izliyorum. Çok farklı mahkumiyet kararları, aynı zamanda beraat kararları verilmiş durumda. Bunların gerekçesi nedir? Bu farklılıkların kaynağında ne var? Bunları bilebilecek durumda değilim ama Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ'a verilen kararların gerekçesi olarak duyurulan şeyler eğer doğruysa inanılmaz soyut suçlamalar var. Yani devletin birliğinin, bütünlüğünün işte zedelenmesine yardımcı olmak türünden bir takım hükümler oluşturulmuş. Şimdi bunlar o kadar hani flu, o kadar böyle belirsiz şeyler ki her türden siyasi faaliyet, her türden eleştiri bu çerçevede değerlendirilebilir. Dolayısıyla aslında olan biten şu, siyasi bir faaliyet, HDP'lilerin siyasi faaliyeti, 2015 öncesi siyasi faaliyetleri cezalandırılmış görünüyor. Dolayısıyla dediğim gibi burada bir sürpriz yok. Sürpriz olan ne? Yani küçük bir sürpriz olan şey ne? İşte seçim sonrasında yeni bir siyasi denklem oluştuğunu varsayıyorduk ve bu denklem çerçevesinde belki bir normalleşme olması bekleniyordu. Ama zaten dün Kavala ile ilgili alınan karar da gösterdi ki bu normalleşme henüz bugünlerde olacağı benzemiyor. Bugünkü davanın sonuçlanma biçimi de onu teyit etmiş durumda. Yani davalar tabii ki daha üst mahkemeye gidecek, sonuçlanmadığı vesaire ama insanların önemli bir kısmı cezaevinde kalmaya devam edecek. O itibarla haksızlık hukuksuzluğu devam ettiren bir hüküm kurulmuş durumda. Ama bu normalleşme bahsine dönecek olursak herhalde şunu anlamış olabiliriz. Yani eğer hani AK Parti, MHP arasındaki ne bileyim uzlaşma yakın zamanda bozulmayacak olursa ki şu anda bozulmayacağı anlaşıldı. Türkiye'nin demokrasinin üzerindeki bu kara bulutlar bir süre daha orada kalmaya devam edecek. Bu da şu anlama geliyor olabilir. Normalleşme isteyenler galiba bir seçim daha beklemek zorunda kalacaklar. Eğer bir erken seçim olursa o seçimde ya da 2028'de. Şimdi buna rağmen normalleşme olmadan AK Parti MHP iktidarı kendisini devam ettirebilir mi? Bence önümüzdeki dönem esas soru bu olacak. Çünkü normalleşme beklentisi içerisinde olanların bir kısmı, kısmen de kendimi dahil ederek konuşayım. AK Parti MHP iktidarı esas olarak normalleşmeden sürdürülemeyeceği tespitinden hareket ediyordu. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönem bunu göreceğiz. Yani normalleşmeden işte birazcık hakka hukuka dönmeden bu iktidar sürdürülebilir mi? Türkiye'nin işte ekonomisi, siyasi dengeleri vesaire buna rağmen devam ettirilebilir mi? Bunu biraz göreceğiz. Buradan hareketle aslında sizin söylediklerinizden hareketle de şunu da sormak isterim. Yani seçim döneminde, seçimden önce belki atmosferin ya da sonrasında da atmosferin yumuşaması bağlamında çözüm sürecine gidilebilme ihtimali, Kürt sorununa yönelik çözümlerin konuşulabilme ihtimali de konuşuluyordu. Mesela ne konuşuyorduk? Ahmet Türk'ün seçim öncesi çağrıları vardı mesela. Leyla Zana devreye girmişti. Demişti ki işte bütün her şey aslında çözüm
geçer, raftan kaldırılmalı denilmişti. Artık konuşulması gerekiyor denilmişti. Sanki bu süreçten de giderek uzaklaşıyormuşuz gibi değil mi? Özellikle bu dava bunun göstergesi olur mu? Tabii ki öyle ama yani o söylenenler daha ziyade AK Parti'nin seçimden bu kadar zayıf çıkmayacağı öngörüsüne dayanan şeylerdi. Yani öyle tahmin ediliyordu. AK Parti'nin seçimden bunca zayıf çıkması, CHP'nin de işte birinci parti çıkması vesaire o denklemi tümüyle zaten bozmuş durumda. Şimdi AK Parti bir açıdan MHP'ye çok mahkum olmuş durumda, iyice zayıfladığı için ama bir açıdan da MHP'ye dayanarak iktidarını sürdüremeyeceği türünden de bir gerçekle karşı karşıya kalmış durumda. Dolayısıyla AK Parti açısından durum hiç böyle kolay değil. Yani bir açıdan dediğim üzere iktidarda kalabilmek için MHP'nin giderek daha fazla desteğine ihtiyaç var. Ya da hatta aslında siyasi dengelerin böyle çok kökten bozulmaması için. O bir açıdan da MHP ile birlikte hareket ettikçe de iktidarda daha uzun süre kalmasının imkanlarını kendi eliyle heder ediyor. Dolayısıyla AK Parti açısından galiba yani herhalde MHP ile birlikte artık bir kader birliği etmek seçeneği şu ara işaretlenmiş gibi görünüyor. Bu onları iktidarda tutmaya devam eder mi önümüzdeki süreçte ya da işte 2028'de onu bekleyip göreceğiz ama çok zannetmiyorum.